dağlarım. Buluşup gök çözümlemeleri yapacağız diye beklerken, nesillerimizin yoğunluğunda bütünün kütlesi kontrol edici hakikatini diriliklere çekmeye çabalıyor. Varlığın kontrolü kolay ama yokluğun tohumları da mutlak olmalı ki bitişkenlik Mihail kelamında mutlak olsun. Çok ölü verdi dünya. Şükür ki ölüler diyarı diyebilen bu dünya din kelamdan öte hak teknikte kodlanmaya başlandı. Hepinizin daha iyi anlamasını beklediğim mesele masaların bugün çok daha dikkatli olduğudur. Tüm insanlık birlik kalemleri halinde kodlamalar yaptı bugüne kadar. Birlik kalemleri birlik kelamlarıyla kodladılar tüm zamanları ve yeşil dereler yeşil akarken mor olanlar morda kodlama yaptı. Her masa ayrı renkle dillendi ama tik tak dirilik kodlamaları başladı. Mekanik ve otomatik kodlamalar. Bu şu anlamdadır ki imparatorluğun görevi devreye girdi. İmparatorluk kontrollü ve hakikiyetli bir çalışmayı mutlak kuranlara indirdi. İşgal dediğimiz bir hal vardı dünyada. İslam'ın kelamı insanlık kuranında İslam'ı kodlarken hakikiyetin dilinde mutlak kuranlar mutlak kalemlerle bütünü kodlamıştılar bugüne kadar. Dolu dizgin bu çalışmalar devam ettikçe hasat tamamlandığı anda mutlak kuranların mahreke inmeleri gerçekleşecekti. Cennet dediğimizde İslam'ın kelamındaki cennetten çok öte bir cennetti. Ten insanın kalemi ve tekniko sistemi ilim. Tekniko sisteminde mutlakiyet ve hakikiyet ilmin kalemi. Bütün kötülükler bu şekilde İslam kalemlerince kontrol edilecek ve toprak toplum tohumlarını koruyacak ya da koruyamayacak. Ama az bilgi vermek isterken çok bütünler bitişkenleşerek bilgi kalemimize çekilmeye başladılar. Bu da bizim daha yüksek bilgi vermemizin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kar yağmaya başladı. Karın yağışı tahtın kaleme inişidir. Eğer beste güfte istiyorsanız buyurun beste yapalım, güfte yapalım. Ama biz bugün burada toprağı tohumlamaya çabalayacağız. Cennetin cevheri olan insana yaşamın kontrollü ilmini dilleteceğiz. Kaç kere dünya Kur'an'ı olunur diye sordu bir yürek. Ona şunu söyleyelim. Dünya Kur'an'ı tahditsizdir. Onun için onun biliş kalemiyle kontrolü gerçek sayfalanışta yoktur. Ama teknik olarak iyi bilinsin ki her andaki kalemler orada mutlak Kur'an olurlar ve yarınları kayıtlarlar. Devinimi artırmak değil miydi maksat? Buyurun artıralım. Çarık kirletildiği anda yeşil mordan çıkar. İyi bilin. Ama çarık temizse mutlakiyet kodlanır. Ulular dünyayı korurken mutlak olup koruduklarını bilirler. Toy dünya tohumlarını kontrol etmeye başladı. Aşkı, şarkıyı, şevki, şavkı çok net anladılar. Şimdi daha da önemlisi bu dünyanın yoğunluğu artıyor. Bu yoğunluk artışı sonucu nedir? Düzen kurucular dünyayı tohumlamaya başlayacak. Bu tohumlanış neticesi ne olacak? Işık kaynaklara, ışık levhilere inilecek. Peki bunun nedeni nedir? Kendi yüreğimizin gücü. Bu güçle kendi yüceliğimizi bütüne hizmet diye indirebileceğiz. Peki ışık kayıtları netice ilmi kalem olan bilişin kodlanışıysa neden dünyanın ruhunu kontrol etmiyoruz? Çok özel bir soru. Neden dünyanın ruhunu kontrol etmiyoruz?
yorulmayın, izah edeyim. Dünya teknik kapıdır. Tüm zamanların kapısıdır. Bu teknik kapının herkesin yoğunluğuyla ilgisi yok ama ışık tohumlarıyla ilgisi vardır. Eğer birlik kalemi, ilmi kalem olabilmiş ve ışığı kodlayabilmişse, bu yoğunluğa varmışsa artık bu dünyada koruyuculuk devreye girebilir demektir. Korumak, korunmak mıdır? Hayır. Ben koruyayım, ben de korunayım. Yok böyle bir iş. Eğer ben koruyucuysam beni koruyabilen hiç kimse yoktur. Çünkü ben kontrolluyum ve koruyanım. Tanrıyım ben, tahtsizim, ilimim, kalemim ve mutlakım. Ama beni koruyan varsa ben hakikiyette bütünün kübra olan kelamında yokum. Bugün doğanın gücü olarak çalışıyorum ama dünya dışı varlıkları dünyanın ruhunu kodlamaya geldiklerinde bedenimden gelirler. Benimle bilişkenlikte dilleşirler ve kodlama yaparlar. Mutlaka bunları anlamanız gerekir. Dünya ötelerindeki dostlarımız bize anlatmaya değil, bizde kelam olmaya geldiklerinde bir çare değildirler. Kendi yüceliklerini anlayıp gelirler ve bizimle toprağa tohumlamaya çalışıyorlar. Kutsal dünya hepimiz için mutlaktır. Ama bu dünyanın kutsiyeti İslam'ın kelamından çok farklıdır. İmparatorluğun Kur'an'ıyla ilgili alakalı. Din ve dil değil, ilimdir olan dünyada. İnsanlık ilmi. Koç kesip dünyayı kurutmaya gelenler de vardır. Koç keserek yaşama borç ödediklerini zannederler. Oynanır yaşamda. Oynatılanlar olur. Ama iyi anlayın ki kelamın kapısını açtığınız andan itibaren koç kesmenizin kelamı kontrol için, kök gerçekliği dürümlemek için, geri çekiliş için hiçbir manası olmadığını bileceksiniz. Verdiğim tüm bilgiler ruhlar kalemiyle veriliyor şu anda. Medine'nin kübra olan kelamıyla kodlama yaptığımız o günlerden çok daha yüce güç kodlamaları yapılıyor burada. Kupamız Allah'ın kulluğuyla kodlanan bir kupadır. Som altın ışıklar iyi bilirler ki Allah ilmin kalemidir. Ve onun ötesi bir yoğunluk toprağa tohumlarken ağır yük hafiflemektedir. Bizler Allah'ın diliyle Allah'ı dillerken yeryüzünün gözü olarak bu yüceliği dürümlemektesiniz. Çürük insan çerçevelidir. O der ki bu yok, bu yok, bu yok. Ama çerçevesi olmayan her anı dilleyebilir ve onun ilmi bütünün kültü olabilir. Mutlaka bunları öğrenin, anlayın. Sahra dediğiniz de İslam'dır ama İslam insandır, insandan ayrı değildir. Siz insanı kelam diye de bilin ama insanı yaşam diye de bilin. İnsanı tanrılar tartısında tende olan diye de bilin. İnsanı kulluk yapan diye de bilin. Her şey sizin, sizdeki dilinizle bütünün kübra olan kelamında dillendiğinde bileceksiniz ki siz mutlaksınız ve her anda var olansınız. Korkmayın, buyurup görev alanlar buyurup yoğunlaşır ve buyurup ışığı kodlarlar. Ama dünyanın nuru olarak yaparlar bunu. Canlarım, Rahman'a kaha olun ve yaşayın. İslam, İslam, İslam dedik hep. İslam Allah'ın ilmidir. Bunu sakın unutmayın. Ama İslam'ın imparatorluğun ilmi olduğunu da bilin. İnsan dediğimde İslam'dır. Sahra diridir. O yürekte bütüne hizmetçilik olur. Ama sahrada kelam muktedir insandan murat ettiğidir. Sen ne dilersen odur o. Gerçekliğiniz aha budur. Gerçeklik. İslam'daki ilim. Ama aklın ilmi. Hayır ya da hayır. Ama her hayırın hakkı.
hakkı hakikati olur ve tüm hayırlarda şafak olur. O şafak mutlaktır ve o şafak kulluk içindir. Kelama, kaleme inmeden nefese inemezsiniz. Bunları iyi bilin. Nefes asla kontrol dışı değildir. Yarının kaynağındadır ve mutlak kulluk içindir. Şikayet etmişler, çok ama çok ışık verdin. Neden bu kadar çok ışık vermekte? Biz bu bilgileri okuyup anlayamazsak ne olacak diye. Deliler. Anlamadılar. Biz hep diri olup dinlendik ama anlatmadılar bilgiyi. Ya kaha, insan diridir ama dilinde hakikati olduğunda her insandan öte ilimdir. O ilmin kalemi vardır. O kalem birliktir. Biz birliği kelam, yarını Kur'an diye dilledik. Ayrılık bitti canlar. Ağır yük hafifledi. Ve biz mutlak Kur'an'lara kutsal ilim öğrettik. Gerçek budur. Şimdi çayı demleyelim mi? Buyurun demleyelim. Ama bu çayda yaşam olacak. Bilelim. Biz İslam'a her insandan öte kelam etmeye değer bilgi veriyoruz. İnsanlık bilgisi. Bu bilgileri okumayan kök gerçekliğini hak edip duyamayacaktır. Bu bilgileri okuyan kendi dürümlerinde, bilişte kendini hak edecektir. Bu bilgileri onlarca yüce okumuş, anlamış olmasına rağmen kontrol dışı bilgi bütünün küprasında kalem olacaktır. Ve biz her bir yüreğe insan olup ineceğiz. Aha bu.